Değerli Akit TV izleyicileri, Akit TV ekranlarından Eğitim Atlası programından hepinize hayırlı hafta sonları diliyoruz. Malumunuz son bir yıldır Gazze'deki katliam devam ediyor ve artık Gazze ile de kalmadı. Katil Siyonist İsrail Devleti ve onun alçak asker demeyelim artık katilleri Lübnan'a da giriyor, Suriye'yi de bombalıyor. Ve hepimizin söylediği gibi, her zaman vurguladığımız gibi asıl hedef Anadolu toprakları. Her programda olduğu gibi bu programda da e, Hamaslı mücahit kardeşlerimizle Lübnan'daki mücahitlere ve tüm dünyadaki mücahitlere Allah'tan yardım dileyelim. Onlara şanlı bir zafer nasip eylemesini niyaz edelim ve Siyonist devletin, İsrail'in yıkılışının da kahru perişan oluşunu da bizlere göstermesi duasıyla programımıza başlayalım. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Ben de biraz heyecanlıyım açıkçası. Hocamızın karşısında program yapmak benim için de çok büyük tamam, bir onur. Tamam. Benim yetişmemde çok büyük emeği olan bir hocamızı ağırlayacağız programımızda. Ee, din eğitimi, hafızlık eğitimi almamda etkileri, katkıları çok büyüktür. Masum Vanlıoğlu hocamız programımızın konuğu bu hafta. Kendisiyle din eğitimini konuşacağız, Kur'an kurslarını konuşacağız ve gençliği konuşacağız. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii hakikaten heyecanlıyım. İlk defa 3 yıldır <laughs> yani e, sizin karşınızda program yapıyorum. E, hakikaten çok büyük emeğiniz varsa çok e, güzel günlerdi e, bizim eğitim aldığımız zamanlar İsmail Kur'an kursundan söz ediyorum e, Allah razı olsun diyerek başlayalım e, emeğiniz ödenmez hem sizin hem muhterem rahmetli babanız Ahmet Vanlıoğlu hocamızın hakikaten bir çığır açıldı bu ülkede ve o e, Anadolu'nun İstanbul'un en güzel beldesi olan Fatih'in ee, kalbine vurulmuş o Patrikhane kursu işte Ermeni oku onun üstüne biz de Allah'ın izniyle 70'li yıllar değil mi? Evet. İsmail Kur'an kursunu e, muhterem rahmetli babanızın emekleri e, öncülüğüyle açıldı. Yıl kaçtı hocam? Tabi sen ne kadar heyecanlıysan ben de o kadar ben heyecanlı, heyecanlı edeyim, ve mutluyum. Ee, i̇nsanların biliyorsunuz hayatlarında en büyük mutlulukları ee, önlerinde yetişmesine bir nebze olsun katkıları olan meyvelerini alabilecekleri ağaçları görebilmektir. İlla meyvenin ağacını bizim almamız gerekmiyor. Toplumumuz sizden bu meyveyi alıyorsa bu bizim için bir bahtiyarlık ve mutluluktur. İsmail Kur'an kursuna gelince İsmail Kur'an kursu tabii ki büyük bir süreç. Ee, evveliyatı ta Osmanlı dönemine kadar inen bir çalışmanın bize kazandırmış olduğu muhteşem bir eğitim kurumu İsmaila Kur'an Kursuna gelen sürecin temelini evet. atan kişi ee, Nakşibendi tarikatının önemli şeyhlerinden Mustafa İsmet Garibullah Yanyevi yani bugünkü Yunanistan sınırları içinde olan Yanyalı Mustafa yani, İsmet Garibullah Efendi mezarı da Korsunya'da. Evet. Metin Önce mi? orada bir tekke inşa ediyor, tekkeyi satın alıyor. Sonrasında silsile devam etmek suretiyle e, bu durum Ali Haydar Efendi'ye intikal ediyor. Ali Haydar Efendi Osmanlı Devleti'nde meşihat diye bildiğimiz bugünkü e, hakimler, savcılar, yüksek kurulu, karşılığı olan önemli bir kurumun üyesi. Ve Ali Haydar Efendi'nin e, tensip ve yetiştirmeleriyle Mahmut Efendi Hazretleri geliyor. Mahmut Efendi Hazretleri'nin devamında da onun talebesi sıfatıyla babam Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi devreye giriyor. Allah hepsinden Daha razı olsun. cümlesinden. Mekanları Hepsinden olsun, razı olsun ve rahmet eylesin. Tabi ilerleyen süreçte e, İsmail Ağa Camii'nin hemen yanı başındaki medrese öncelikle devreye giriyor. E, yorgun bir ülke yorgun bir insan topluluğu çocukların nerede yetiştirebilecek? imkan bulanlar okullara imkan bulamayanlar daha farklı yerlere çocuklarını götürüyorlar tabi din eğitimi alanında bir hizmete ihtiyaç var din eğitimini verecek olan önemli şahsiyetler sahada öğrenci okutabilmek için öncelikle camileri kullanıyorlar İsmail'a caminin hemen yanı başındaki medrese inşa edilmiş olduğu tarihten itibaren yani 1750'lerden 1760'lardan itibaren çok büyük hizmet görmüş. Ahmet Cevdet Paşa gibi önemli hukukçuları yetiştirmiş. Orada başkaları da eğitim görmüş. Ve nihayetinde Cumhuriyet'ten sonraki dönemde de orada pek çok talebi okumuş. Bu talebelerden bir bölümü bugün için memleketimizde üst seviyede çok güzel hizmetlerde bulunmuş Hatta artık emeklilik dönemini doldurmuş olan kişiler. Rahmetli babam Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi e, İsmaila Cami ve İsmaila Medresesinde eğitimini belli bir noktaya tam kadar tamamladıktan sonra e, İmam Hatip'in orta ve lise kısmını dışarıdan verip bugün İlahiyat Fakültesi dediğimiz o gün Yüksek İslam Enstitüsü denilen eğitim kurumunda resmi ve devletin üst eğitim kurumu olarak kabul ettiği yüksek öğrenimini tamamlıyor. Ve devamında medrese eğitimiyle mektep eğitimini birleştirebilecek bir gayret ve heyecanın içine giriyor. Tabi işin temellerini atarken Mahmut Efendi ve Ali Haydar Efendi'den gelen gelenek muhafaza ediliyor. 7 Ekim 1979 tarihinde İsmaila Kur'an Kursu resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak hizmete açılıyor. 45. yıl o zaman evet, o günlerde. Evet. 45 yıl. Yani evet. yarım asıra doğru varmış durumda. Böyle bir hizmet başlıyor. Önceleri İsmaila Caminin yanı başındaki Şeyhülislam Esat Efendi'nin yaptırdığı medresede İsmaila Medresesi diye bilinir ama Camiyi Şeyhülislam İsmail Efendi yaptırdı, medreseyi ise Esat Efendi yaptırdı. Burada başlıyor. Muhterem hocam, Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyor, devam edeceğiz inşallah. Müsaadenizle oraya geçelim. Evet, muhterem hocam, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi, kaldığımız yerden devam edelim ee, kursun İsmaila Kur'an kursunun evet. e, kuruluş sürecinden söz ediyorduk. Çok maneviyatı da aslında olan bir süreç. Evet. Ve Mesela özellikle 1750'lerden beri tekkenin orada olduğunu biliyordum ama medrese faaliyetlerinin o kadar eski olduğunu, Ahmet Cevdet Paşa'nın yetiştiğini ben de ilk defa şimdi duymuş oldum. Devam edelim hocam. Evet. Şeyhülislam İsmail Efendi, belki bir cümleyle ona da atıfta bulunmak gerekiyor. Aslen Antalya'nın Alanya hı hı. ilçesinden Alaiyeli Kara İsmail Efendi olarak biliniyor. Hı hı. Osmanlı'da çok önemli bir hı hı. ...ilmi... E, ...yerarşisi olan bir aile. Aileden birkaç tane Şeyhülislam... ...Kazasker... E, ...Anadolu ve Rumeli... Be, e, ...Kazaskerleri çıkmış... ...önemli şahsiyetler var. Tamamı da zaten İsmail cami Camii... ...haziresinde metfun. Hı hı. İsmail Efendi Mekke'de... E, ...kadılık yaptığı dönemlerde... ...Beytullah'a olan... ...aşk ve muhabbetiyle... ...İstanbul'a geldikten sonra Şeyhülislam oluyor hayatının belirli bir dönemine vardıktan sonra Mekke'de Beytullah'ın ölçülerini esas alarak İsmaila Camii'nin bir bölümünü inşa ediyor. İsmaila Camii'ni ve çevresindeki araziyi satın alıyor. Onun vefatından sonra Şeyhülislam olan oğlu Esat Efendi kendisi hem şairdir, Olum. hem musiki şinastır. Osmanlı e, şey, ilmi çevresi içinde oldukça yüksek değeri olan bir şahsiyet. Bir kısım besteleri var günümüze erişmiş olan. Çoğu kaybolmuş ama İsmail Efendi'nin oğlu Esat Efendi medreseyi inşa ediyor. Medrese ile o günkü şartlarda İsmail Ağa Camii bütünlük arz ediyor. Zaman içinde Mahmud Efendi 1953 sonları gibi Ali Haydar Efendi'nin davetiyle İsmail Ağa Camii'ne imam oluyor. Böylece Ali Haydar Efendi ve Mahmut Efendi arasında bir e, hoca talebe, derviş şeyh efendi ilişkisi başlıyor. İsmaila caminin imamı olduğu için Mahmut Efendi o bölgedeki cemaatte İsmaila cemaati diye anılmaya başlanıyor. Yoksa e, şeyh olan İsmail Efendi değil. Evet. Sonraki dönemdeki bir hadise ama medrese Çarşamba semti dediğimiz bu semte sürekli bir heyecan ve can katıyor. Niye çarşamba semti demişler buraya? İstanbul'un fethinden sonraki dönemde Samsun taraflarından, Samsun çarşamba taraflarından Sultan Fatih'in isteği üzerine Türkler bu bölgeye iskan edilmiş. Oradan gelmiş bir kısım aileler ve böylece geldikleri yere geldikleri yerin ismini vermişler semt olarak. Yoksa çarşamba ismi İstanbul'un özünde olan bir isim değil, sonradan gelen bir isim. Tabi İsmaila Medresesi'nin Kuruluş sürecinde rahmetli babam 7 Ekim 1979'da çok önemli bir adım atıyor ve burada hem Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi hem de anlaşılabilmesi için ciddi bir eğitim hamlesi içine giriliyor. Orada bulunan bütün o onunla birlikte çalışan dostları, Mahmud Efendi ve diğer hoca efendiler. Bu heyecanın içine katılıyorlar ve önemli bir hedefleri var. Bu ülkeye öncelikle iyi bir Müslüman kitle yetiştirmek, bu Müslüman kitlenin mümkünse Diyanet İşleri Başkanlığı'nda öncelikle görev almasını sağlamak, tercihi farklı bölümlerde olan genç arkadaşların da önünü kapamadan onların diğer okullara gitmesine fırsat vermek, sahada her noktada e, hafızlığıyla, İslami bilgisiyle, İslam ahlakıyla örnek olabilecek bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak. Tabii bu işte ihtilallerin işte mesela 12 Eylül 80 ihtilali olduğu günlerde biz orada öğrenciyiz. Sonraki süreçlerde gelen bir kısım hadiselerde ise hocayız. Ne olursa olsun o günden bugüne yapmış olduğu hizmetin doğruluğu bilindiği için ülkemiz tarafından zaman zaman eleştirilere maruz kalsa da her haliyle disiplinli bir şekilde devam edebilen bir eğitimi var. O günden bugün Allahu Zülcelal'in lütfu keremiyle eğitim devam ediyor. Hocam çok özür diliyorum ama bir de Ulaştırma Bakanı'na kulak vereceğiz. Ee, müsaadenizle bir açıklama yapıyor. Ulaştırma Bakanımıza kulak verdik. Muhterem Hocam devam edelim. Ee, şeyi konuşuyorduk en son Mahmut Efendi Hazretleri ile Muhittin Ahmet evet. Vanlıoğlu hocamız arasındaki in, in, şeyi konuşuyorduk. İntibakı aslında aynı hedefliyordunuz. Ve e, İsmail İsmaila e Kur'an Kursu Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak 7 Ekim 1979'da kurulduktan sonra önceki hizmetlerin tamamlayıcısı bir yönü ortaya koymaya başladı. Çünkü İsmail Ağa Medresesi'nde yani Şeyhülislam Esat Efendi'nin caminin yanında yaptırmış olduğu medrese zaten 1954'ten itibaren çalışan bir medreseydi. Orada nice güzel hocalar hizmet vermiş, nice güzel talebeler yetişmişti. Orada e, ciddi manada hizmet eden e, ve hiçbir surette geri durmamaya çalışan Oradaki öğrencileri kucaklayarak onlara hizmet göster götürmeye çalışan İstanbul'un pek çok büyük hocası da görev yapmış. Hı hı. Mesela orada okuyan öğrencilerle en çok ilgilenenlerden bir tanesi belki hatırladıklarımızı söyleyebilirsek merhum Sultanahmet Camii İmam Hatibi Mehmet Efendi ydi. Yani Gönelli Mehmet Efendi diye bilinen Mehmet Efendi. ...orada öğrenciler kalıyorlar... ...orada öğrenciler okuyorlar... E, ...Gönenli Mehmet Efendi'den de... ...günlük harçlıklarını alıyorlar... ...o günkü şartlarda daha böyle bazı şeyler... ...bazı kurumlar... ...resmi hüviyet kazanamamış... E, ...onlar resmi hüviyet kazandıkları takdirde... ...belki devletten bir kısım... E, ...haklar isteyecekler... E, ...o günkü kurumlar... ...belki bir kısım desteklerde bulunması gerekecek... ...kurumların destekte bulunma imkanı olmadığı için... O gibi kurumların resmiyete de hızlı döndürülme gayreti olmuyor. Evet. Ancak 7 Ekim 1979'da e, o fahri sürecini tamamlayan İsmail Ağa Medresesi artık resmi sürecine geçiş yapmış oldu. Yani şöyle söyleyebiliriz, 50'li yıllardan itibaren Adnan Medresesi dönemiyle başlayan bu medrese Rahat. rahatlaması e, 1979'a kadar yaklaşık e, uzun bir süre, 30 yıllık bir süre hizmetini verdi. 79'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmi bir kurum olarak çalışmaya başladı. Tabi hafızlar geliyor, hafız olmayan öğrenciler geliyor. Biz işte o dönem 79 kursun ilk açıldığı dönem gelen öğrencilerdeniz. Biz başladık. 7 yıllık bir süre orada eğitim gördük. Hafız olarak geldik biz oraya. O süre zarfında İmam Hatip'in orta lise kısmını, lise kısmını dışarıdan tamamladık. Niçin böyle bir ihtiyaç oluyor? Hafızlık yaptığımız için emsallerimize göre, yaşıtlarımıza göre 2-3 yıllık kaybımız oluyor. Tabii. O kaybı telafi etmek için dışarıdan bitirmelere girmemiz gerekiyor. Aynı anda hem hafızlığı hem İmam Hatip Ortaokul kısmını götürmek çok zor ve öğrenci açısından da bir kısım e, sıkıntılar doğurabilecek kadar meşakkatli bir süreç. Biz önce hafızlıklarımızı sağlam bir şekilde ihmal ettik. Sonra dışarıdan İmam Hatip'in orta kısmını, sonra lise kısmını tamamladık ve ilahiyet fakültesine geçtik. Bütün arkadaşlarımız bu şekilde. Peki içeride ne okuduk? İçeride okuduklarımız neler? İçeride okuduklarımız da tamamlayıcı, temel derslerle birlikte tamamlayıcı dersler. Kur'an-ı Kerim'i iyi şekilde anlayabilmemiz için bugünkü tabirle çocukların ağzında kalan hemen hemen bütün e, dindar kesimin bildiği ifadelerle söylersek emsile bina, avamil, izhar gibi kitapları okuduk. Bunun yanında çok önemli dersler okuduk. Mesela tarih derslerini mutlaka aldık. Çok güzel Türkçe dersleri okuduk. Bize derse gelen hocalarımız Türkçe de okuttular. Çünkü biz İmam Hatip'i dışarıdan bitirmeye de hazırlanmamız gerekiyor. Bunun yanında derslerimizin dışında bize seminerlere, sohbetlere gelen çok kıymetli hoca efendiler oldu. Ve biz hafızlıktan sonraki süreçte ciddi bir İslami ilimler eğitimi almak suretiyle, fıkıh, tefsir, hadis, kelam gibi dersleri okumak suretiyle tamamlayıcı ve özünde yetiştirici olan bilgilere ulaştık. Ve nihayetinde biz ve diğer arkadaşlarımız, ilk dönemdeki arkadaşları kastederek söylüyorum, ilahiyat fakültelerinden mezun olduk. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev alan arkadaşlarımız oldu. Milli eğitimde, özür dilerim, görev alan arkadaşlarımız oldu. İkisinin de dışında farklı sahalarda ticaret yapan veya görev alan arkadaşlarımız oldu. o günden bugüne kadar geçen süreçte, Bizim var olduğumuz bu müessesedeki arkadaşların tamamı bu ülke için kalbi atan <laughs> tekrar özür diliyorum. Bu ülke için heyecan duyan ve bu ülkeye hizmet etmeye çalışan bir kitle oldular. Bu arada şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Siz programın başında patrikhaneye işaret etmeye çalıştınız. 28 Şubat sürecinde ben askerden yeni geldim. Süreç tamamlandı. Biz askeriz. 28 Şubat günlerinde işte yüksek lisans doktora yarım bırakarak gittik geldik. Bu arada bu cümleyi de şunun için ekliyorum. Ee, mezunlarımızın büyük çoğunluğunun akademik çalışmaları da var. var evet. Yani sadece medreseli diye böyle bir bazen e, basit görme noktasına gidenler olabilir hem medreselidir hem mekteplidir. Akademik çalışmaları da tamamlamaya gayret eder. Ve hepsi de idealist insanlar. Bu ülkeye hizmet etme heyecanın da sizin gibi. O dönem bir BÇG heyeti var biliyorsunuz. Hı. Her Batı yeri geziyorlar. Var. Batı Çalışma Grubu. grubu. Ben de askerden yeni gelmişim. Bizim İsmail Kur'an kursunu o kısma geçeceğim ama önce bunu söyleyeyim. Geldiler, ziyaret ettiler. Eksikleri, noksanları görmeye çalıştılar kendilerince. Tabii e, o zaman şu sorular soruluyor. Gelir kaynaklarınız neresidir? Bunlara bakıyorlar daha çok filan. Biz de onlara tarif ettik işte. Biz eskiden dedik şurayı deri deposu olarak kullanıyoruz filan dedik. E dediler ki gerçekten şimdi deri topluyor musunuz? Yok dedik toplamıyoruz. Niye? E ee, dedim işimizi kolaylaştırdınız siz Şimdi evet, Müslümanlar derileri satıyor getirip parasını bağışlıyorlar dedim yani. <laughs> Biz yorulmuyoruz Bu ara bir cümle söyledim ben onlara Dedim ki bakın Siz bu binaları görüyorsunuz ya bu çevrede <laughs> bir hizmet var Bu tekkede çalışan insanlar O zaman Mahmut Efendi'nin sağlığı yerinde Rahmetli'nin Bu çevrede var olan bütün insanların bir heyecanı var Bu ülke Müslüman ülkesidir ve bir Türk ülkesidir. Burayı kaybetmemek için Müslüman Türkler her türlü mücadelesini veriyorlar. Biz dedim buradaki gayretlerimizle Mustafa İsmet Efendi'nin attığı adımı takip ediyoruz. O ne yaptı? İsmet Efendi baba tekkesini satın aldı ve o çevrede aşağı doğru bir satın alma mücadelesini başlattı. Biz de bu mücadeleyi devam etmek suretiyle herhangi bir Şimdi sen aşağı doğru gitmezsen aşağı Tabii, yukarı doğru, doğru geliyor. yukarı doğru gelmeye çalışıyor. Herhangi bir dünya örgütü ne derseniz adına deyin Patrikhane'yi <laughs> yanlış yönlendirmek isteyecek olursa biz de yukarıdan aşağıya doğru diyoruz Aynen ki öyle. burası İstanbul'dur. İslambuldur İslamboldur. Müslümanların yaşadığı yerdir. Bu ülkede Müslüman Türkler varken o birilerinin kendilerine göre var olan büyük idealleri geri gelmez. Biz dedim onun için burada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sonra tabii onlar onu aldılar, notlarına götürdüler, başka yerlerde kullandılar. Ama şurası önemli. E, İsmaila medresesinde başlayan eğitim artık o medreseye sığmaz oldu. Halkın çok ciddi manada bir teveccühü oldu. O günkü şartlarda insanlar evlatlarına iyi bir İslami eğitim verilmesi, çocukların illa hoca olması değil, Müslümanca düşünmeyi öğrenmeleri, Müslümanca yaşamayı öğrenmeleri noktasında bir eğitim sahası arıyordular. Derken medresenin olduğu yerden diğer taraftaki binaya taşınma gerçekleşti. Ve orada öğrencilerin sayısı zaman zaman dışarıdaki bir kısım ekleriyle birlikte sizin de bildiğiniz gibi 1500'lere kadar evet. çıktı. Yılda 150-200 hafızların yetiştiği günler oldu. Tabi sonraki dönemde bazı şeyler daha farklı şekilde düzene girince şu an işte 400-500'ler civarında bir çalışmayla vazifesine ve hizmetine devam eder Tabii halledir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belediye başkanı olduğu dönemde çok şeyler oldu. Evet. Ziyaret hafızlık ziyaretlerine katıldığı evet doğru. Kursa da geliyordu Tabii herhalde tabi, Geliyordu, geliyordu iftarlarda da geliyordu. Şimdi değerli hocam e Tabii kurs çok köklü bir geçmişe sahip ve bir misyonu olan, öyle lalet tayin açılmış bir yer değil. Yani az önce bahsettiğiniz orada İstanbul'u Rumlaştırma, Ermenileştirme'nin karşısında hayır. Burası İslam beldesi, mesajı veren bir yer. Çok da değerli hocalar, bir rahmetli olanlar var birçoğu. Hepsi hakikaten değil mi o İslami ilimlerde alanında, ...üstad olabilecek işte... ...Hasbi hocalar değil mi? Zeynel Abidin hocalar... Zeynel Hoca çok... çok şükür yaşıyor. Yaşıyor. Ondan tamam. sonra... ...çok sayısız... ...alanında otorite hocalar... ...geldi geçti ve ben... ...bir kısmından ders alma... ...bahtiyarlığına eriştim. Şu anda kurs... ...ne durumda? Ve... ...halkın teveccühü tabii ki bitmez ama... ...şu anki durumdan da... ...biraz bahsederseniz mutlu olurum. Bizim burada... Elhamdülillah. Yani e, halkımızın e, bu noktadaki hassasiyeti her zaman olduğu gibi devam ediyor. ediyor. Öğrenci noktasında bir sıkıntımız yok. Öğrenciler e, yeterli miktarda geliyor. Hatta bazen biraz e, sayıca fazla olduğunda onları nasıl organize edebiliriz diye düşünüyoruz. Bunun yanında tabii ki <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığımızın ülke genelinde hafızlığı teşvik noktasında, İslami ilimlerin okunma noktasında bir gayreti var. Yaklaşık 5 yıldır hemen hemen ülkenin değişik yerlerinde, memleketimizin değişik yerlerinde hafız olan arkadaşların e, İslami ilimler, e, Kur'an ilimleri başlıkları adı altında Arapça dersleri gördüklerini de biliyoruz. Bu şekilde bir çalışma da var. Ama İsmaila Kur'an Kursu tabii şöyle bir özelliğe sahip kurumların biliyorsunuz tozları vardır. Evet. Yani orada bir kısım insanlar toz bırakır, bir kısım insanlar toz yutar. Bizden önceki o saymış olduğunuz rahmetli hasbi hocamız, rahmetli İhsan efendi hocalarımız gibi babam rahmetliler gibi hoca efendilerin bıraktıkları tozları yeni bize göre yeni ama öğrencilere göre eski olan hoca arkadaşlar bir yönüyle yutuyorlar, bir yeniyle de satıyorlar. Böyle olunca bir gelenek oluşuyor. Bir yerdeki gelenek insanları yetiştirir. Tabii. Tabi akışında yani şöyle söyleyelim bir yerin çaycısının çay ikram etme biçimi yeni gelecek çaycılara intikal eder. İlk çayı ikram eden başarılıysa sonradan gelenler de başarılı oluyorlar. Bizim müstemizde de öğrencilerimiz ve hocalarımız bu noktada hakikaten birbirlerine bir tecrübe aktarımı içindeler tecrübe paylaşımı içindeler. Bu da öğrencilerin daha farklı bir bakış açısına sahip olmasına vesile oluyor. Elhamdülillah herhangi bir sıkıntı yaşamadan devam ediyoruz. Bir de hep şunu merak ediyorum kendi arkadaşlarımı düşünüyorum. Yani şu anda bazı muhalefet partileri, bazı kamuoyundaki isimler bu din eğitimiyle, İslam eğitimiyle uğraşıyorlar. Bunu artık hedeflerine koymuşlar. İşte özgür özel diyor, orta eğitimi. Bir başkası diyor işte gerilik falan. Bizim siz tabii birçoğunu e, tanıyorsunuz. Arkadaşlarınız da var. Hepsi değil mi? Bu kurslardan e, İslam eğitimi alanlardan hiç ülkesine, vatanına kötülük yapacak e, özellikle insan çıkmadı. Burayı elhamdülillah çıkmadı. O eğitimin mahiyeti insanlara çok iyi geliyor aslında. Şimdi elhamdülillah çıkmadı. İnsan tabii farklı bir varlık yani e, bir yerde bir farklı düşünceyi ortaya koyabilir ama e, canı yandığı zaman onun e, köküne dönme durumu vardır. Biliyorsunuz şöyle bir espri yaparlar, e, beni izleyicilerimiz mazur görsün. Bir insanın ana dili hangisidir diye sorulduğunda sinirlendiğinde kötü sözü hangi dilde söylüyorsa o dilde derler. <laughs> İyi bir tespit olur tabii. Böyle bir cümle kullanıyorlar. Şimdi e, bizim yetişen arkadaşlarımızın hepsi e, Allame-i Cihan Fatih Camii imamı değil yani. Olmadı, tabii. Ama bu hayatın için. Hepsi içinde, vatansever oldu. Ama. Evet, hepsi vatanseverdir. Kesinlikle bu ülke tabii. için her birinin e, kanı e, al, ay yıldızlı bayrağımız gibidir. Her birisi bu ülke için her türlü fedakarlığı yapar. Bize zaten lazım olan bu. Tabii. Bazen e, bu eleştiren. Hangi partiden olursa olsun, hangi bakışta olursa olsun, eleştiren arkadaşlar bizi tanımıyorlar, bilmiyorlar. Evet. Mesela, bilmiyorum çok yeri midir ama bir mevzu vardı böyle gündeme getiriyorlar işte. Bakan Beyle görüşmeye gittik, Bakan Yusuf Beyle, Yusuf Tekin Beyle görüşmeye gittik. Oradaki fotoğrafı bir arkadaş paylaşmış, anlamsız bir paylaşım yani, gerekli değil. Bunu e, bir cemaatle Bakan'ın görüşmesi diye sunmaya çalışıyorlar. Halbuki bizim görüşme sebebimizi bilseler bize teşekkür ederler. Biz 11 ve 12. sınıflara giden öğrencilerin dışarıdan bitirme haklarının onların elinden 11. sınıfta da alınmamasını söylemeye gittik. Tamamıyla eğitimle alakalı bir konu. Yani. Burada işte devletin tabii ki bakanlığın değişik gerekçeleri olabilir. Bakanlık diyebilir ki işte biz 11 ve 12'dekilere dışarıdan bitirme hakkı vermek istemiyoruz. Gerekçeleri de Talim Terbiye kurulunca belirlenmiş olabilir ama sahada yaşayan bizleriz. Çocukları görüyoruz, gençleri görüyoruz. Bir kısmı gidip çalışmak ve para kazanmak istiyor ama dışarıdan bitirmek istiyor. Bir kısmı da üniversitede daha iyi bir yere gidebilmek için 11 ve 12'de kaydını açığa alıp özel hocalardan ders görmek istiyor. Burada bir sıkıntı oluştu. Biz de bu konuyu görüşmeye gittik. Şimdi karşı iki taraf zannediyor ki kendisini karşı kabul edenler tabii biz onları karşı kabul etmediğimizi söyleyelim. Bu ülkenin her ferdi bizimle birliktedir. Evet. İşte bu böyle bir iş için bunlar görüştüler. Bununla alakası yok ki. Biz bir eğitim problemine gördüğümüz Tabii. eksiği bir vatandaş ve STK sorumlusu olarak bakanla görüşmek üzere gittik. Biz aynı görüşmeleri gerektiğinde hangi partiye mensubuz? Parti ile alakalı bir işimiz yok. Tabii. Ama bu ülkenin geleceğine katkı sağlayacak bir husussa kim olursa olsun onlarla da oturur görüşürüz. Vaktiyle bizim büyüklerimiz Demirel döneminde Demirel'le, Tansu Hanım döneminde Tansu Hanım'la, Mesut Bey döneminde Mesut Bey'le hepsiyle görüşmeye gitti. Niye? Bu ülkenin asıl meselesi eğitimdir, öğretim değildir. Kesinlikle. Bilgi problem değil ki. Telefonumuzu açtığımızda her şeyi öğrenebiliriz. Ama iş eğitime geldiğinde insanımızı nasıl eğiteceğiz? Yani. Şu kadar genç çocuğumuz var. <laughs> Allah rahmet eylesin. Geçenlerde hiç istemediğimiz bir olayla karşılaşıldı bu ülkede. Yani. İki yavrumuzu ne yaptığını bilmeyen belki de nasıl sevk edildiğini de bilmediğimiz birisi, bir şekilde faciaya dönüştüren olaylarla bizi karşı karşıya bıraktı. Herkes dehşet halinde şu anda, panik halinde. Yani burada en önemli konu, bu ülkenin evladı, bu ülkenin sahibidir. Bu ülkenin evladı, bu ülkeye ihanet etmez şuurunu öğretmek değil, eğitmek gerekiyor. Yani nefes alırcasına bunu hissetmesi lazım bu çocuğun. Evet hocam, e, şu anda tabii sizin zamanlarınız e, epey bir ciddi zorluklar vardı. Çocuklar bunu sevmiyor gerçi. Ben bir videoda da söyledim yanlış anlaşılmış. Yani çocuklara işte şunu yaşadık, bunu yaşadık diye anlatıp onlara baskı kurmayın. Doğrusu ama o zamanlar daha zordu. E, biz de okurken belli e, sıkıntılar oluyordu. O tabi o tabi o doğanın o zamanki şartların e, şeyi gereği. Şimdi çocuklarımız çok daha kurslardan veya din eğitimi aldığı zaman verimli, üretken çıkıyorlar. Herhalde kursun kuruluşundan beri 40-50 bin talebe belki de daha mı fazla geçmiştir. Yani yaz Kur'an kursuna katılanları da dikkate alacak olursak ortalama yılda 800 ila 1200 kişinin gelip geçtiği Evet. özellikle 2000'li yıllara kadar düşünecek olursak 30-40 bini aşmıştır hizmet ağındakiler bir de şöyle bir yelpaze var buradan mezun olduktan sonra kendileri gidip aynı tarzda kurumlar kuran arkadaşlarımız var e onları da eklediğimiz zaman zaten bu bir helezonik yayılmayla çok güzel bir hizmet ağına dönüşmüş oluyor şu an ee, bu bahsettiğiniz az önce 12. sınıflar, 11. sınıflar daha önce açık öğretime geçebiliyorlardı. Bu kısmen çözüldü sanki son değişiklikle. Çok çok çözülmedi. Çok yani çok çözülmedi. Şöyle bir sıkıntı var orada. <laughs> Bunu biraz açalım istersen. görüştüğüm için, e, yani hatta bir ara aklıma geldi o mecliste muhalefet partilerinden e, bir milletvekilimiz, e, bizim resimlerimizi böyle göstererek, Oo. Böyle bir şey yaptı filan. Ee, bir fırsat olur da Ankara'ya gidersen beyefendinin kendisiyle görüşmek istiyorum bu konuyu. Yani konunun özünü bilsinler bize teşekkür ederler. Çünkü buradaki mesele e, camide, tekkedeki herhangi birilerinin bir menfaati değil. Bizim öğrencilik yıllarımızda <laughs> affedersiniz biraz şey oldu. Öğrencilik yıllarımızda emsallerimiz yani yaşıtlarımız ortaokulu bitirmeden biz ortaokulu dışarıdan bitirme imtihanlarına giremezdik. Biz şimdi hafızlık yapmışız, 12 yaşındayız işte. E, dışarıdan bitirmeye girmek istiyoruz. Bizi almıyorlar. Neden? Yaşıtlarımız henüz bitirmemiş. Şimdi önceki uygulamalar bu haksızlıkları kaldırmak üzere ortaya konan bir uygulamaydı. Neydi bu uygulama? Demişlerdi ki bir kim bir öğrencinin şu kadar yaşı varsa dışarıdan bitirmelere girebilir. Yani içeriden ortaokulu okuyabiliyorsa dışarıdan da okuyabilir. Hı -hı. Sonra zorunlu eğitim 8 yıla çıkınca yine aynı yere geldi. İçeriden ortaokul okuyanlar mezun olmadan dışarıdan bitirme imkanı yoktur denildi. Hı -hı. Sonra liseye geldi iş. Ama ortaokul mezunuysa bir kimse yaşıtları liseyi bitirmese bile dışarıdan bitirmelere girebilir dendi. Bunun da ne avantajı vardı? Burada çalışan genç kardeşlerimiz veya özel eğitim almak isteyen genç kardeşlerimiz veya hafızlık yapmak isteyen kardeşlerimiz bir yandan hafızlık için Kur'an kursuna müracaat ediyordu. Diğer taraftan da dışarıdan bitirmek için liseye müracaat ediyordu. <laughs> Tabi Türkiye farklı bir süreçte FETÖ ve benzeri hadiselerini yaşadı. Böyle hadiselerden sonra değişik tedbirler almayı düşündüler. 11 ve 12. sınıftaki arkadaşların eğer resmi bir kuruma geçiş yaptıklarını belgelemeleri mümkün olursa onların açıktan bitirmelerine izin verdiler. Hı hı. Yani şöyle düşünelim 9'u ve 10'u lisede okudu bir öğrenci 11. sınıfta dedi ki ben hafızlık yapmak istiyorum. <laughs> Ona diyorlar ki sen o zaman hafızlık Kur'an kursundan bir belge getirirsen sen dışarıdan bitirmelere girebilirsin. Şimdi bir kısmı hafızlık yapmak için bir Kur'an kursuna gidebilir. Bir kısmı ise "Hayır ben hafızlık yapmak istemiyorum ama iyi bir üniversiteye gitmek istiyorum. Bu ülkeye hizmet etmek istiyorum." dedi. 10. sınıfta sınıfı bitirdi. 11'de kaydını almak istedi. Bu sefer alamazsın deniliyor kendisine. Hmm. Bu eğitimde bir özgürlük hakkı olmuyor. Bu ne, devamında neyi getiriyor? Liseyi bitiren öğrenci iyi kötü mezun oluyor. Üniversite kapısına yığılma yapıyor. Belki bazı arkadaşlar diyecekler ki ya sen işte bahis, ben bir STK sorumlusuyum ve evet, eğitimle ilgilenen evet. bir insanım. Hayatımın en önemli yıllarını bildiğim ve anladığım kadarıyla öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir insanım. Şimdi bu genç arkadaşların dışarıdan bitirmeyi gerçekleştiremedikleri noktada özgürce bu genç arkadaşları biz nereye sevk etmiş oluyoruz? Belki başarılı olacak olan öğrencilerin olduğu yerde duracaklar <laughs> ama ders çalışmayacak bir kısmı. Tabii motivasyon olmayacak. Motivasyon olmayacak. Kesinlikle. Bu okuldaki öğretmeni de yoracak, aileyi de yoracak. Çocuk ben çalışacağım, iş buldum, para kazanacağım diyorsa o alsın kaydını, gitsin 11 ve 12'yi dışarıdan bitirsin. O esnada da bir yerde çalışsın, para kazansın. Tabii. Bu ülke için öğretsin. Veya 11 ve 12'de dışarıdan bitirsin. Çok daha iyi bir okula, hedeflediği bir okula özel ders alarak hazırlansın. Biz devlet olarak onun özel ders alabilecek olduğu koşulları hazırlamaya çalışalım. Eğer varsa bir imkanımız. İstiyorsa da hafızlık yapsın, istiyorsa da başka bir işle meşgul olsun. Üniversitenin kapısındaki yığılmanın önünü bir şekilde kesmeliyiz biz. Çünkü çok hocam, e, hakikaten nitelikli... E çocuklar meslek alanında gelişemiyorlar. Yani meslek ara elemanımız yok. yok. Mesut Yılmaz döneminde 8 yıllık zorunlu temel eğitim çıkarken biz daha önceden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış, önemli görevlerde bulunmuş olan hocalarımızla rahmet, Hulusi Özkul hocamız vardı rahmetli. Onlar ve onlar gibi olan hocalarımızla oturduk. Ben onların sekreteryasını tuttum kanun teklifi hazırladı hmm. biz. 8 yıllık temel eğitim ilk defa çıkarken o zaman <laughs> Özal rahmetli dönemi ilk defa gündeme geliyor. Hasan Celal Güzel müsteşar <laughs> o dönem hazırlık yaptık. Rahmetli Edip Uğur vardı. Balıkesir milletvekili sonra belediye başkanı oldu. O rahmetli Bülent Çaparoğlu. Onlar bu kanun teklifini sundular mecliste. Fakat olmadı. Mesut Bey dedi ki siyasi hayatıma mal olsa 8 yıllık zorunlu eğitimi çıkartacağım. Mal oldu da sonunda. Peki sonuç ne oldu? Türkiye'de ara eleman sıkıntısı evet. yaşar olduk. Diyanet İşleri Başkanlığı eleman bulma sıkıntısı yaşamadı. Çünkü İmam Hatip okullarında elhamdülillah bereketli bir nesil var. Evet. Ama sanayi de konuştuğumuz arkadaşlarımız ara eleman bulamaz oldu. Şimdi bir nevi bu 11 ve 12. sınıflardaki zorunlu devam şekli genç arkadaşlarımızı bu şekilde geri çekiyor gibi görünüyor. Ve gençler bundan rahatsızlık duyuyor. Çözüm üretmek istiyor. Çocuk geliyor diyor ki ben 11. sınıfta kaydımı alacağım. Bir Kur'an kursuna kendimi kayıt yaptırabilirsem ancak o zaman özgür kalıyorum ama Kur'an kursu devam mecburiyeti olan bir yer. Seni nasıl alacaklar? Müracaat eden öğrencileri kimse almak durumunda değil. Kesinlikle. Çocuk içeriden 11 ve 12'yi okuyor gibi görünüyor. Hem çocuğa yük hem zaman kaybı, hem ülke için bir enerji kaybı, hem de oradaki motivasyonun bozulması ile ilgili bir durum. Buna çözüm üretmemiz gerekiyor bizim. Bu aslında görüşmeler oldu son birkaç ayda. Başka bir bir nebze, bir nebze etti. toparlandı ama bu yetmiyor. Yetmiyor. Evet. Daha öte bir yere doğru götürülmesi lazım. Daha sağlıklı bir zemine ihtiyacımız var burada. Evet. Yani bu insanlar özel ders alacak oldukları kişileri kendileri bulurlar. Artık şöyle bir şey daha var. Mesela özel derslerden bahsediyoruz. Ben mesela uzun süre internetten ders okuttum. Hmm. Artık Zoom veya diğer programlar var. Hani diyelim ki Tabii. siz de okutuyorsunuz. Evet. İzleyenlerimizin çoğu da biliyor. Sohbetler yapıyoruz. Salgın sürecinde pandemi sürecinde hemen hemen her akşam ben oldu bir vaiz olduğum için vaaz ettim. Cemaat ne kadar varsa artık camidekinden çok daha fazla cemaatim vardı dinleyicim. Eğitimde de isterse çocuklar bunu yapar. İstanbul'dan Amerika'ya bağlanıyor. Türkiye'den Tabii. bak geçen birisiyle konuşuyorduk. Malezya'da mı, Endonezya'da mı ne bir fakültede okuyormuş, internetten okuyor. E bunların hepsi varsa evet. o zaman çocukları şöyle veya böyle diye sınırlayarak e, onların önünü kesmenin bir anlamı yok bence. Kesinlikle. Hocam daha çok güzel hizmetler olacak inşallah İsmail Ağa'da Kur'an kursunda. Fakat şu an yine aynı e, hafızlık yanında İslami ilimler devam ediyor. Orayı biraz açalım isterseniz. Evet. Neler okutuluyor çocuklara? Şimdi e, tabii gelen bir öğrenci genelde e, çoğunlukla 8. sınıfı bitirmiş öğrenci almaya çalışıyoruz. Oh, Ama e, Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatının izin verdiği ölçülerde İmam Hatip Ortaokuluna devam edip işte 5, 6, 7, 8. sınıflara devam edip gündüz diyelim sabah ortaokula gidip İmam Hatip'e gidip öğleden sonra bize gelen öğrencilerimiz de var. Gelen bir öğrenciyi Kur'an kursumuza kabul ettiğimizde önce ona e, bir Kur'an kursunu Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu, hafızlığın ne olduğunu, Kur'an hizmetinin ve Kur'an hizmetkarlığının ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Öğrenci önce bu yönleri öğreniyor. Akabinde öğrencimize sağlam bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmesi ve okuyabilmesi için harf çalışması yaptırıyoruz ki buna yeni ifadesiyle tasihi huruf, eski ifadesiyle talim diyoruz biliyorsunuz. Ona talim okutuyoruz. Sesler nasıl çıkartılacak? Öğrenci bir yandan harf çalışması yaparken diğer taraftan da geleneksel tabirle elifbe okumaya başlıyor. Elifba okumaya başlıyor. Elifba'yı tamamladıktan sonra kısa kısa onun zihin açıklığını ve ne kadar kolay ezber yapabildiğini anlayabilmek gayesiyle en kısa surelerden ve en kısa ayetlerden dualardan başlayarak onu ezber yönünü geliştirmeye çalışıyoruz. İşte bildiğiniz gibi Sübhaneke ve diğer dualarla başlıyoruz bunlara. Sonra komisyonun yapacak olduğu bir imtihanla bu delikanlı hafızlık yapabilecek seviyeye gelmiş mi gelmemiş mi bunu anlamaya çalışıyoruz. Delikanlı eğer hafızlık yapabilecek seviyeye gelmiş ise onu hafızlığa başlatıyoruz. Hoca arkadaşlarımız okula gidip gelenlerin okul yüklerini de dikkate almak suretiyle onlara birazcık daha toleranslı okula gidip gelmeyenleri birazcık daha fazla koşturma gayreti içinde hafızlık yapmalarını temin etmeye çalışıyor. O hocalar okuyor, öğrenciler dinliyor ve hoca bir öğrencinin ezberleyecek olduğu yeri mümkün mertebe hocası onu birkaç sefer dinlemek suretiyle düzeltiyor. ...yanlış okuma yapmasın ki yanlış ezberlemesi... çok önemli açıkçası. ...oluşmasın. Çünkü yanlışı bir ezberlerse... ...bir, bir daha, daha düzeltmek çok zor. son derece zor oluyor. Hafızlığının... ...her evresinde bir... ...tespit durumu var. Hafızlık tespit komisyonu var. Hı -hı. İşte beş sahifeyi bitirdi. Yani Kur'an-ı Kerim'in... ...dörtte birini ezberledi. Durumu güzel. Bir beş sahife daha ezberledi. Yarısını ezberlemiş oldu. Bu arada çocuğun durumu, hafız adayının durumları göre, gözetiliyor. Bu esnada ona namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır, oruç nasıl tutulur gibi bilgilerin verildiği din dersi veriliyor. Din dersinin yanında İslam inancı nelerden oluşur? Kelime-i şehadet ve devamındaki bilgiler sunulmaya çalışılıyor. İslam ahlakı nedir? Büyüklere nasıl davranılır, küçüklere nasıl davranılır? Bunun yanında kişinin çalışkanlık performansını, gayretini artırabilecek olan nasihatler yapılır. Tabi öğrenci bütün bunları yaparken sosyal aktivitelerden de istifade eder. Zaman zaman hocalarıyla çevredeki belli ziyaret edilecek yerlere gider. Zaman zaman yüzme havuzlarına, belediyelerimizin açmış olduğu yüzme havuzlarına Fatih'te, Fatih Belediyesi'nin böyle bir hizmeti var sağ olsunlar. Oradan kendilerine de teşekkür ediyoruz. Sağ Ergün Bey özellikle bu konuda çok gayret gösteriyor. <laughs> Onların istifadesine gider öğrencilerimiz. Bu arada tabii ki öğrenciler bir yandan zihnen ve fikren kendilerini eğitime vermiş. Diğer taraftan da bedenen ve ruhen rahatlamış bir dünyada kurs içinde fırsat bulduklarında da bahçede bir gencin evet. oynayabileceği, yapabileceği bütün aktiviteleri yapar. Ve hafızlığı tamamlama aşamasına gelir. Hafızlığını bitirdiğinde onun için yepyeni bir heyecan başlar. O heyecan nedir? Önce hafızlık imtihanına girerek Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir hafızlık namesi almak. Hı hı. Eskiden buna diploma deniliyordu. Bu diploma ifadesi zayıf kalıyor. İcaz. Çünkü hafızlık için icazetname tabiri daha doğru bir tabir. O icazetnamesini alır icadetini alan arkadaşlarımıza her yıl Fatih Camii'nde hafızlık icazet cemiyeti düzenleriz. İcazet cemiyetlerinin camide olması esastır. Tabii. Camilerimizi şenlendirmemiz gerekir. Bazen arkadaşlarımız şöyle bir uygulama yapıyorlar. Cami dışında bir yerde işte hafızlık icadeti yapmaya çalışıyorlar. Ben şöyle söylüyorum. Salonlarda Evet, salonlarda falan, işte salonlarda, çok öğrenci var. Salonlarda. Kız öğrenciler için bu düşünülebilir. Hem öğrencinin e, durumu, hem gelebilecek hanımefendilerin durumu açısından bu düşünülebilir. Ancak erkek öğrencilerde cami esas almak Kesinlikle. gerekir. İsmaila Kur'an Kursu'nun işte büyük bir mescidi var biliyorsunuz, bahçesi var. Orada birkaç yıl icazet merasimi yaptık. Sonra 28 Şubat sonrası ilk icazeti Yine orada yaptık. Rahmetli Emin Saras hocamız gelmişti. Bana böyle bir baktı. Dedi ki Molla böyle derdi rahmetli. Molla dedi bunu Fatih Camii'ne taşımayı düşünüyor musun? Ben de o esnada öyle düşünüyorum hakikaten. <laughs> Çünkü açık alan millet sıcaktan yoruldu, terledi. Dedim hocam doğru söylüyorsunuz Fatih Camii'ne gelmemiz gerekir. Camii biz şenlendirmeliyiz. Kesinlikle caminin içine girildiğinde, bir de icadet merasimlerinin biliyorsunuz özelliği şudur, oralarda çok konuşma yapılmaz. Tabi, sadece Kur'an okur. Sadece Kur'an-ı Kerim evet. tilavet edilir. Bir üstadlar, şeyler... Kurra kurallar. kimse, evet. onlar okur, cemaat dinler, bir de hafızın günü, hafızlar okur. O gün hafızlığını bitirenler. Şimdi bir arkadaşımızla bir cemiyetine gittik. Oldukça da fazla öğrenci var işte, 80, 150 civarında hafız vardı. Bir salonu tutmuş bir müftü arkadaşımız. Dedim ki keşke camide yapsaydınız. Dedi ki tabii. bizim ilçede böyle bir cami yok. İstanbul'da. Dedim ki sizin ilçede yok ama Süleymaniyesi bekliyor. Aynen öyle. Yani Süleymaniyesi bekliyor. Fatihsi bekliyor. Şenlidir. Tabii ki. Turistler görür, gelenler gidenler tabii görür. Tabii orada Bravo. arabaların keşme sıkıntısı. Burası toplu taşımayla gidilebilecek bir yer. Evet. Bilersiniz ve geçersiniz. Evet. Devamında tabii Hafızlığını bitirip diplomasını aldık, icadetini aldıktan sonra Arapça okumaya başlıyor. Önce birinci sınıftan itibaren önceliği konuşulan Arapça değil. Bunu Kur'an Arapça. evet, Kur 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 Arapçası, Kur'an-ı Kerim Arapçası, Kur'an'ı anlamaya, hadisi şerifleri anlamaya yönelik bir Arapça. Burada tabi okumuş oldukları fıkıh var, tefsir var, hadis var, kelam Eksiyat var, İslam olan inancı olanlar. var bunları okur. Bu arada da 6-7 yıllık bir süreç açsın. Aşağı, aşağı yukarı 6-7 yıllık bir süreç. Bu arada tabii Dışarıdan İmam Hatip'i de bitirmiş oluyor. İlahiyatın da iki yıllık bölümünü isteyen bitiriyor. İstemiyor. İstemeyen de diğer tarafı tercih ediyor. Muhterem hocam çok güzel sohbet ama programımızın da sonuna geldik. Yapacağız inşallah birkaç <laughs> program daha yapalım konuşalım. bu e 50 yıllık bir programda anlatmak zor. Aynen. 50 dakika sığmaz. Yetmez hocam ona. tekrar Allah razı olsun ayağınıza sağlık teşrif ettiniz. Programımızı <gülüyor> şenlendirdiniz. <gülüyor> Evet, i̇nşallah başka programlarda yine sizlerle i̇nşallah. birlikte oluruz değerli izleyicilerim. Benim için hakikaten baştan beri söylüyorum çok heyecanlı bir programdı. Benim de evet. hocam kendisi çok değerli doktor Muhammed Masum Vanlı hocamızı Vanlıoğlu hocamızı konuk ettik ve İsmaila Kur'an kursunu konuştuk. Tabi dediği gibi dakikalar saatleri yetmiyor. Başka programlarda konuşacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Bir başka programda görüşmek üzere.